Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Göklerdeki ve yerdeki varlıklar adedince Allah'a hamdolsun. Rabbimizin izniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bir hayatı, arkadaşlarının yaşadığı bir hayatı okumaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Efendimizin sözlerini okuyoruz. İmanımızın artmasını istiyoruz. Daha iyi Müslüman olalım diye çabalıyoruz. Ve yardım Allah'tan, başarılı olmak da onun lütfuyla olur ancak. İşte Sahih-i Buhari'den okuyorduk. Ve ana başlık Kitabul Cizye'ye kadar gelmiştik. Cizye ve Anlaşmalar kitabı. Allahu Teala'nın yardımıyla Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Medine'de belki 3-5 yıl sıkıntılı günler yaşadılar. Ama sonra 8. yılda Mekke fethedildi. Mekke'nin fethinden sonra ise önce Arabistan kıtası, sonra Hristiyan dünya Bizans, sonra Mecusi dünya Pers İmparatorluğu yavaş yavaş Müslümanların egemenliği altına girdi. Arabistan kıtasında önce Yahudiler, sonra Yemen ve Gassan'daki Hristiyanlar Müslümanların hükümranlığı altında bir hayat yaşamak zorunda kaldılar. İşte onlardan alınan verginin adı cizye. Ve onunla ilgili hadisler okuyacağız bu ana başlıkta. Bir de Müslüman olmayan ülkelerle anlaşmalar nasıl olmuş? Yine onlarla ilgili hadisleri okuyacağız Allah'ın izniyle. Bu cizye ile ilgili bir ayet-i kerimeyi gündeme almış ilk olarak İmam Buhari. Ayet şu: Katilüllezine, bismillahirrahmanirrahim, katilüllezine la yu'minune billahi ve la billevmil ahir ve la yuhadimune ma harramallahu ve rasuluhu ve la yedinune dinel hakkı minellezine utul kitab hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum sahirun. Allahu Teala Tevbe suresinde 29. ayette şöyle buyurur: Kendilerine kitap verilenlerden, Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerden oldukları halde ve diğerleri de bunun içine girebilir, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendisine din edinmeyen, İslam'ı kabul etmeyen kimselerle küçülmüş oldukları halde kendi elleriyle cizye verecek duruma gelinceye kadar savaşın diyor Rabbimiz Teala. Ehli kitap, evet ben Tevrat, ben İncil, ben filan kitaba iman ettim diyor. Ben Mecusiyim, ben Budistim, ben Hristiyanım, ben Yahudiyim diyor ama eğer Allah'ın istediği ve Rasulünün istediği şekilde iman etmiyorsa, Allah ve Rasulünün haram kıldığını haram, helal kıldığını haram, helal kabul etmiyorsa, yani Müslüman olmuyorsa, onlar zelil bir şekilde küçülmüş olarak Müslümanlara cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Önce Müslüman olmaları teklif edilecek. Müslüman olurlarsa kardeşlerimizdir denilecek. Sonra Müslümanlığı kabul etmezlerse cizye teklif edilecek. Onu da kabul etmezlerse savaş üçüncü tercih. Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusiler ve diğer yabancılardan alınan bu cizye hakkında ki bu rivayetleri okuyacağız. Farklı değerlendirmeler varmış. Yani Şamlılardan 4 dinar cizye alındığı halde Yemen halkı 1 dinar veriyor. Acaba bu nedendir sorusuna cevap, daha zengin olduğundan dolayı Şamlılardan, yani Şam Hristiyanlarından 4 dinar cizye alınıyor. Cevabını buluyoruz. Burada da İmam Buhari'nin naklettiği bir rivayetten. 3156 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık Cizye ve Anlaşmalar kitabı. Amr bin Dinar'ın şöyle dediği nakledilmiş: Cabir İbni Zeyd ve Amr bin Evs ile birlikte Zemzem kuyusunun basamaklarında oturuyordum. Becale İbni Abed'e gelip onlarla konuşmaya başladı. Ve Mus'ab İbni Zübeyir'in Basralılara haç yaptırdığı 70 senesinden bahsederek şunları söyledi: Ben Cezir İbni Muaviye'nin, bu zat Ahnef İbni Kays'ın amcasıdır, katibi idim.
Cez İbni Muaviye'nin, ki bu zat Ahnef İbni Kays'ın amcasıdır, katibiydim. Bize Ömer bin Hattab'ın, Allah kendisinden razı olsun, talimatlarını içeren bir yazı geldi. Ömer'in ölümünden bir yıl önce gelen bu yazıda Mecusilerden yakın akrabalarla evli olanları birbirinden ayırın deniyordu. Mecusiler de sanki daha önce kendilerine kitap verilen bir topluluk gibi. Kur'an-ı Kerim sadece kitap olarak Tevrat, Zebur ve İncil'i gündeme getiriyor. Ama Mecusilere, ama Budistlere, ama Konfüçyüs dinine sahip olanlara gelen kitaplardan hiç gündem yok Kur'an-ı Kerim'de. Belki Afrika'da, belki Güney Amerika'da da kendilerine peygamber gönderilen toplumlara o peygamberlere indirilen kitaplar da gelmiş olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ama Ömerül Faruk Efendimiz Pers İmparatorluğu'nun himayesinde olan ülkeleri Irak, İran, belki Türkistan'a doğru, Azerbaycan filan fethedince oradaki Mecusileri de sanki ehli kitap saydılar ve Mecusiler daha önceki şeriatın, Allah'ın istediği şeriatın dışına çıkıp akrabalar arası, yani kardeşler, teyzeler, halalarla evlilik falan olunca amcalar dedi ki, hemen onlara emretti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonraki Ebu Bekir'den sonra halife olan Ömer İbnül Hattab, yakın evlilikleri olan, ki onların esasında da bu evlilikler yasaktı, onların dininin aslına döndürerek kaldırın dedi ya da onları birbirinden ayırın. 3157 numaralı hadis. Abdurrahman bin Avf, Resulullah'ın Hecer Mecusilerinden cizye aldığına dair şehadette bulunana kadar Hazreti Ömer Mecusilerden cizye almadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hecer Yahudi Mecusilerinden cizye alındığı haberini alınca Ömer Efendimiz, o da artık Mecusilerden cizye alınsın dedi. Yani Mecusiler de Yahudi ve Hristiyanlar gibi ehli kitap zümresine sokulmuş oldu. 3158 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık Cizye ve Anlaşmalar kitabı. Amr bin Avf'ın Amir bin Lüey oğullarının müttefikidir ve Amr Bedir Savaşı'na katılmıştır. Şöyle dediği nakledilmiştir. Amr bin Avf naklediyor. Amr Bedir Savaşı'na katılmış. Amr bin Lüey oğullarının müttefiki, anlaşmalısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Übeyde İbnül Cerrah'ı cizyeleri toplayıp getirmesi için Bahreyn'e göndermişti. O sırada Nebi Aleyhisselam'ın Bahreyn halkı ile anlaşması bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn yöneticisi olarak Ala İbnül Hadrami'yi atamıştı. Ala İbnül Hadrami, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bahreyn'e atadığı emir, yani oranın yöneticisi olacak. Ebu Ubeyde Bahreyn'den topladığı mallarla sabah namazı vaktinde Medine'ye döndü. Onun döndüğünü Ensar da duymuş ve sabah namazı için mescide gelmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate sabah namazını kıldırdıktan sonra dönüp gidiyordu. Orada bulunanlar hemen ona, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme doğru koşuşturup önünde durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları görünce gülümsedi, tebessüm etti ve şöyle dedi. Sanırım Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini duydunuz. Onlar, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müjdeler olsun size, müjdeler olsun size. Bundan böyle sizi sevindirecek şeyleri de umabilirsiniz. Vallahi sizin hakkınızda beni endişeye sevk eden fakirlik değildir. Vallahi sizin hakkınızda beni endişeye sevk edecek fakirlik değildir. Ancak dünyanın sizden öncekilere olduğu gibi size de olanca genişliği ile açılmasından, onların bu dünyalığı elde etmek için birbirleriyle kıran kırana yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan ve dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söyledi. Bir daha okuyacağım. Bahreyn'den cizye geldi. Bahreyn'den mallar geldi. İslam dünyası yavaş yavaş genişlemeye başladı. Müslümanlar Mekke'deki
ve Medine'nin ilk dönemlerindeki yoksulluklarından, fakirliklerinden kurtulmaya başladılar. İşte Ebu Ubeyde bin Cerrah, Bahreyn'den malları getirdi. Ensar, Medine'li Müslümanlar sevindiler. Çünkü onlar Müslümanlara dağıtılacak. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu mübarek sözlerini söyledi. Müjdeler olsun size. Müjdeler olsun size. Bundan böyle sizi sevindirecek şeyler de umabilirsiniz. Yani siz dünyalık çok şeylere ulaşacaksınız. Gelecek bunlar size. Ama vallahi sizin hakkınızda endişeye sevk eden, beni endişeye sevk eden fakirlik değildir. Ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Ancak dünyanın sizden öncekilere olduğu gibi size de olanca genişliği ile açılmasından, onların bu dünyalığı elde etmek için birbirleriyle kıran kırana yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan ve dünyanın onları helak ettiği gibi size helak etmesinden korkuyorum. Dünya size gelecek, siz dünyalık için yarışacaksınız ve bu dünya öncekileri helak ettiği gibi size helak edecek. Aklınızı başınıza alın diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabına. O gün Medine'deki Müslümanlara, o gün dünyadaki Müslümanlara, kıyamete kadar ise tüm Müslümanlara, daha izzet ve şeref kazanmadan, daha İslam'ın izzet ve şerefiyle dünyaya hakim olmadan bile mal mülkün önünde yenik düşen Müslümanlara da şüphesiz bu sözler çok önemli. Haydi onlar dünyayı fethettikten sonra İslam'ın izzet ve şerefiyle Müslümanca bir hatı gösterdikten sonra ehli kitaptan olanlar ezilmiş, zelil bir şekilde cizye vermek zorunda kaldıktan sonra onlar dünya yarışına girdiler. Ya böyle olmadıkları halde, özgürlükleri olmadıkları halde, dünyada hiçbir güç ve kuvvetleri olmadıkları halde, biz Müslümanız deme gücünde bile olmadıkları halde Müslümanların değişik zamanlarda ve değişik coğrafyalarda dünya yarışına girmelerine ne denir doğrusu düşünmek zorundayız bu hadis ve diğerlerini. 3159 numaralı hadis Sahih-i Buhari Cizye ve Anlaşmalar kitabı Cübeyr İbni Hayye'nin şöyle dediği nakledilmiş. Ömer-ül Faruk Allah kendisinden razı olsun çeşitli ülkelerdeki müşriklerle savaşmalar için büyük şehirlere ordular göndermişti. Bu savaşlar sonunda Hürmüzan Müslüman oldu. Ömer ona ben seninle düşmanlarımız ile yapacağımız savaş konusunda istişarede bulunmak istiyorum. Görüş alışverişinde bulunmak istiyorum dedi ve o da hay hay. Sizin düşmanınız olan bu ülkeler ile orada yaşayan ve Müslümanların düşmanı olan halk tek başlı, çift kanatlı ve çift ayaklı bir kuşa benzer. Hürmüzan diyor ki sizin düşmanlarınız olan bu ülkeler ile orada yaşayan ve Müslümanların düşmanı olan halk, yani İran, Pers İmparatorluğunu söylüyor, Mecusileri söylüyor, tek başlı, çift kanatlı ve çift ayaklı bir kuşa benzer. Bu kanatlardan birisi koparılsa bile kuşun iki ayağı, tek kanadı ve başı hayatını sürdürmesine yeter. Diğer kanadı da koparılacak olursa iki ayağı ve başı ile yaşamaya devam eder. Fakat kuşun kafasını gövdesinden ayırırsanız iki ayağı, iki kanadı ve kafayı işlevsiz hale iki kanadı ve iki ayağı ile hiçbir şey yapamaz. Yani önemli olan onun kafasını gövdesinden ayırmanız. Kanatlarını kesebilirsiniz. Ayaklarını da kesebilirsiniz. Ayaklar giderse kanatlarla. Kanatlar giderse ayaklarla ama kafasını kestiniz mi bu iş tamam diyor. Şimdi bu benzetmeden sonra benzetmenin karşı tarafını anlatıyor. Bu kuşun kafası Kisra yani Pers İmparatorluğu devlet başkanı. Kanatlardan biri Kayser, diğer de Pers Fars hükümdarıdır. Allahu Ekber. Evet bu kuşun Kisra, kafa, evet, Kayser, hep birlikte demek ki bütün Kayser ve Kisra'yı da
Bizans ve Mecusileri, Hristiyan ve Mecusi dünyayı beraber anlatıyor. Ben biraz önce anlamamışım. Bu kuşun kafası Kisra, kanatlardan biri Kayser, diğeri de Pers, Fars hükümdarıdır. Sen Müslümanlara emret, Kisra'nın üzerine yürüsünler diye cevap verdi. Faris. Artık onlar hangisi ise Faris. Kisra, Faris, Kayser. Kisra, kuşun başı, kanatlarının biri Kayser, diğeri de Faris. Sen Müslümanlara emret, Kisra'nın üzerine yürüsünler. Bekir ve Ziyad, her ikisi de Cübeyr bin Hayye'nin şöyle dediğini nakletmiştir. Bu Müslüman olan Hürmüza'nın Hazreti Ömer'e istişare sonucu söylediği sözler. Ömer bir ordu kurup bizi bu orduda görevlendirdi. Başımıza da komutan olarak Numan bin Mukarrin'i atadı. Biz sefere çıkıp düşman topraklarına girince Kisra'nın komutanlarından birisi 40 bin kişilik bir ordu ile bizi karşıladı. 40 bin kişilik bir ordu. Bir tercüman kalkıp içinizden biri bizimle konuşsun dedi. Bunun üzerine Muğire istediğini sor bakalım dedi. Tercüman da siz kimsiniz, burada ne işiniz var dedi. İslam orduları Kisra'ya doğru yöneldiler. Pers İmparatorluğu'na doğru. Onları 40 bin kişilik bir ordu karşıladı ve tercümanlarıyla dediler ki içinizden biri bize gelsin konuşalım. Muğire geldi. Siz kimsiniz? Burada ne işiniz var? Muğire ona şöyle cevap verdi. Bizler Araplarız. Daha önce hiç düşünemeyeceğiniz kadar bedbaht, mutsuz, sıkıntılı ve çaresiz bir durumdaydık. Açlıktan nefesimiz kokuyordu. Deriyi ve hurma çekirdeklerini gevip emerdik. Sırtımıza giydiğimiz hayvan postları idi. Üstelik ağaçlara ve taşlara tapan bir topluluktu. Ağaçlara ve putlara tapan bir topluluktu. Biz bu durumdayken göklerin ve yerlerin Rabbi, onun şanı pek yücedir Celle Şanı Allah, azametinin ululuğuna sınır yoktur. Bize kendi içimizden anasını ve babasını bildiğimiz bir peygamber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin elçisi, bize siz sadece Allah'a ibadet eden kullar oluncaya, sadece Allah'a ibadet eden kullar olunca veya kendi ellerinizle cizye verinceye kadar sizinle savaşmamızı emretti. O peygamber bize dedi ki, gidin bu dünyalara, Mecusilere, Sabilere, Yahudilere, Hristiyanlara. Ya Müslüman olsunlar, Allah'a tapınmayı kabul etsinler ya da ezilmiş bir şekilde cizye verinceye kadar kendi ellerinizle cizye verinceye kadar sizinle savaşmamızı emret. Peygamberimiz bize Rabbimizden aldığı vahiy ile bizden kim öldürülürse onun cennete gideceğini, orada eşi benzeri görülmemiş nimetler içinde olacağını ve sağ kalanların da sizin üzerinize hükümran olacaklarını söyledi. Allahu Ekber. Evet, gerçekten bedbaht mı bedbaht, mutsuz mu mutsuz, taşlara putlara tapacak kadar hiçbir şey bilmeyen, aç ve sefil bir hayat yaşayan bir topluluk, birbirleriyle sürekli kıran kırana savaş yapan, baskınlar yapan birbirine bir topluluk, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Müslüman olacak, Allah'ın hidayetiyle, onun rehberliğiyle Müslüman olacak ve bu Müslüman olanlar bütün dünyayı dize getirecek bir fetih hareketi içine girecekler ve gelin ey dünyalar, Mecusiler, Sabiler, Hristiyanlar, müşrikler, herkes ya Müslüman olun ya da cizye vermek zorundasınız diyecekler ve Allah'ın yardımıyla gerçekten Müslümanlar zaferden zafere koşacaklar. 3160 numaralı hadis. 3160 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık Cizye ve Anlaşmalar kitabı. Numan Muğire'ye şöyle demiştir. Belki de Allah seni Resulullah ile birlikte bunun gibi sıkıntılı durumlara da şahit kılmış. Onunla birlikte katlandığın bu sıkıntılara karşı sana bir yılgınlık, pişmanlık vermemiş ve seni mahrumda bırakmamıştır. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber savaşa çıktım. O sallallahu aleyhi ve sellem günün başında savaşa girişmemişse rüzgarlar esene ve namaz vakitleri girene kadar beklerdi.
3161 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık Cizye ve Anlaşmalar kitabı. Ebu Hümeyt Es-Saidi'nin şöyle dediği nakledilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Tebük Savaşı'na katılmıştık. Eyle hükümdarı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyaz bir katır hediye etti ve Yemen yapımı bir hırka giydirdi. Nebi Aleyhisselam da ona bu cömertliğine karşı hükümdarı bulunduğu Eyle'nin güvende olduğunu bildirir bir belge yazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olmayan toplumlarla böyle anlaşmaları da olmuştur. İşte Tebük seferine gidiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Eyle hükümdarı ona saygınlığını bildiriyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama bir katır, beyaz bir katır hediye ediyor, bir hırka giydiriyor. Nebi Aleyhisselam da onun bu davranışına karşı güvendesiniz diye bir emanname yazıyor. 3162 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, Cizye ve Anlaşmalar kitabı. Cüveyriye İbni Kudame Et-Temimi'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Ömer'i işittim. Biz Ömer'ül Faruk'a Allah kendisinden razı olsun. Ey müminlerin emiri, bize tavsiyede bulun dedik. O da ben size Allah'ın zimmetine, ahdine bağlı kalmanızı tavsiye ederim. Ben size Allah'ın zimmetine, ahdine, Allah'a verdiğiniz söze bağlı kalmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu ahit, bu söz Peygamber aleyhissalatü vesselamın verdiği bir sözdür. Ve siz bu sayede ailenizin geçimini sağlıyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güvence verdiği kimselere kendisinden sonraki Müslümanlar da güvence verdiler. Ve bunu devam ettirdiler. 3163 numaralı hadis Sahih-i Buhari. Ana başlık Cizye ve Anlaşmalar kitabı. Ravi Enes bin Malik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn arazilerini onlara dağıtıp, Bahreyn Arabistan'ın doğusu biliyorsunuz. Bahreyn arazilerini onlara dağıtıp bunu yazılı olarak belgelemek üzere Ensar'ı çağırdı. Onlar da vallahi aynı şekilde Kureyşli muhacir kardeşlerimize de yazmadıkça bunu kabul etmeyiz dediler. Enes dedi ki bu Ensar Allah'ın dilediği kadar tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Siz benden sonra çok aşırı derecede bencillikler ve sıkıntılar göreceksiniz. Siz bu durumda benimle havzın başında karşılaşıncaya kadar sabredin. Ensara verecek Peygamber Aleyhisselam Bahreyn arazilerini ama diyorlar ki onlar, Ensar Medineli Müslümanlar, kaç yıldır herhalde bu olay 8-7-9. Senelerse 7-8-9 yıldır Ensar sürekli olarak muhacir kardeşlerini hep kendilerine tercih ediyorlar. Çünkü onların hiçbir şeyleri yok diyorlardı. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara Bahreyn arazilerini dağıtacak. Yine de diyorlar ki, evet, bir karış toprak için babalarıyla kavga eden dünyalılar, bir karış toprak için kardeşleriyle kavga eden dünyalılar, hem Müslümanlar hem Müslüman olmayanlar, iyi dinleyelim. Diyor ki Ensar, kendilerine Bahreyn gibi mümbit bir arazilerin vermesinin peygamber tarafından teklifinden sonra, ya Resulallah diyorlar, vallahi aynı şekilde Kureyşli muhacir kardeşlerimize de yazmadıkça, onlara vermedikçe biz bunu kabul etmeyiz. Allah'ın izniyle okumaya devam edeceğiz hadisleri Cizye ve Anlaşmalar kitabından ve sonra diğerlerini. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.